Emine Semiye Hanım 1864-1944 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı'nın son döneminde yaşamış olan büyük hukukçu ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa'nın üç çocuğundan biridir. Yaşadığı dönemde üstlendiği önemli görevlerin altından başarıyla kalkan böyle bir babanın çocukları olarak Ali Sedat Bey, Fatma Aliye ve Emine Semiye Hanımlar çocuk yaştan itibaren eğitimlerine son derece itina gösterilerek yetiştirilmişlerdir. Ahmet Cevdet Paşa çocuklarına evinde zamanın pozitif ilimleri de dahil bütün ilim dallarını her biri alnında uzman özel hocalar tutmak suretiyle verdirmiştir. Çocukların evde tahsil görmelerinin sebebi ise Ahmet Cevdet Paşa'nın memuriyetleri dolayısıyla sürekli bir yerde ikamet edemeyişi ve sıklıkla yer değiştirmesidir. Ahmet Cevdet Paşa'nın Halep valiliği 1866-1868, Yanya valiliği 1875 yıllarında. Ayrıca 4 yıl Paris'te, 2 yıl İsviçre Cenevre'de ailesiyle birlikte bulundu ve buralarda psikoloji ve sosyoloji dersleri aldığını Selanik askeri rüştiyesinde Farsça hocası olan Kara Baba tekkesi şeyhinden Farsça ve tasavvuf dersleri aldığını görmekteyiz. Ablası Fatma Aliye Hanım gibi yaşam amacının yazmak olduğunu belirtmektedir. Babasının temsilcisi olduğu medenileşme ideolojisinin toplumun bütün kademelerinde tırmanışta olduğu bir dönemde ahlaki bir çöküntüye uğramadan ilerlemenin sağlanması yolunda bütün müttefiklerin üzerine görev düştüğünün bilinciyle hareket etmesi gerektiğini savunur. Emine Semiye Hanım toplumun ıslahı, kadın ve çocuk terbiyesi gibi ana eksenler etrafındaki söylemlerini romanlarında belirginleştirmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti savunucusu olup birçok makalesi o dönemde gazetelerde yayınlanmıştır. Emine Semiye Hanım'ın eserleri gazete tefrikası halinde yayınlanmıştır. Ayrıca kitap halinde basılmamıştır. Kitap halinde basan iki adet eserinden biri, Marif Nezaretinden kendisine yazması için ısmarlanan ders kitabı niteliğindeki Hülasayi İlmi Hisap 1887 adlı temel matematikten bahseden kitaptır. Bu devirde bir kadından matematik kitabı yazmasını istenmesi de ilginçtir. Diğeri ise Sefalet isimli romanıdır. 1908 Emine Semiye Hanım'ın kitap olarak basılmayan ancak gazetede tefrika edilmiş olan eserleri bir kez hissi rekabet muallime gaye kuyusu sefalet Mükafat-ı İlahiye, Terbiye-i Etfale ait 3 hikaye, Selanik Hatıraları, Emir Çoban Kızları, Hürriyet Kokuları, Dilşat Sultan, İftitap olarak belirtebiliriz. Ayrıca çok sayıda gazete makaleleri ile dönemin önde gelen düşünürleri ile olan mektuplaşmaları ve bunun gibi birçok eseri vardır. Emine Semiye Hanım'ın eserleri kitap olarak basılmamış ve okunmamış olup Osmanlıca rika yazısı olarak defterler halindedir. Bu kitapta Terbiye-i Etval'e ait Üç Hikaye adlı eserleri rika el yazması defterlerini Milli Kütüphane Ankara'dan temin edilmiştir. Çalışmada herhangi bir sadeleştirme yapılmamış, bugün kullanılmayan bazı kelimeler yanına parantez içinde bugünkü kullanılan kelimeler yazılmıştır. Emine Semiye, Terbiye-i Etfale Havf, Korku Zelali Bey Efendi, zengin ve asil bir zat idi. Eski kafada olduğu münasebetle haremi Hanife hanfendinin son derecede olan taasubunu hoş görür idi. Birkaç sene sonra bir erkek evlada malik olarak çoktan arzu ettikleri maksatlarına nail oldular. İsmi Mütegit Tesmiye. İsim verilmiş olunan Mahdum Bey, müteaddit dadılar ve dayeler elinde fakat validesinin nezareti tahtında naz ve bolluk içinde büyümeye başladı. Çocuğun istimal rahatı için hiçbir şey engel edilmiyordu. Daha doğrusu aman çocuk ağlamasın diye her istediği veriliyordu. Mütegit 4 yaşına geldiği zaman oda dolusu oyuncaklarından bıkarak keçisini, tavgını hatta bazen bahçedeki kurbağaları bile odasına getirtiyordu. Peder ve valide çocuğun her dediğini yapa yapa mütekit bey ele avuca sığmaz bir afacan kesilmişti. Dadılar ve lalalar elinden el aman çağırıyorlar. İstediği olmayınca mütekit bey de nara veya yaygaraları basıyor. Peder ve valide koşuyor. Tabii emri altında bulunanlar da itaat ediyorlardı. Küçük bey selamla çıktıkça lalaların hareme girdikçe dadıların yüreği oynuyordu. Hanife hanfendi gece odasına çekileceği zaman mütekit beyi ancak Zevkiyar Dadı'ya emniyet ediyordu. Zevkiyar da çocuğun aleminden anlıyor. Ağlamaya başlayınca ''Aa beyim, o ne öyle? Ummacı gelir sonra oyuncaklarını kapar.'' diye yarım korkutup susturuyordu. Lala mütekitin vızıltısından bıkmış usanmışsa da efendilerin olan sadakati icabıyla dolgun maaşını ve aldığı bahşişlerin hatırı için olduğunu hiç şüphe etmemelidir. Başını alıp savuşamıyordu. Bir gün mütekit bey zevki ile birlikte bahçeye çıkmıştı. Lala da tabii birlikte bulunacak. Çocuğun arzusu ve cihle dağa müteveccih yönelmiş oldular. Kayalar altında mağara gibi bir mahalle rast geldiler. Mütekit Bey illa buraya gidelim diye tutturmaz mı? Çocuğu susturmaktan aciz kaldılar. Nihayet dadısı, ne yapıyorsun? Sen istersen gir, biz korkarız. Orada ummacılar var. Orası devlerin odasıdır. Diye der şeytani muamele edince çocuk sustu. Bir ders ibretti. Ağanın kulağına küpe oldu kaldı. Bu vakadan sonra Lala, mütekit beyi doğruca o kayanın dibine götürüp cin ve peri masallarının nakine başladı. Selamlıkta bulunduğu müddetçe çocuğun sesi çıkmaz oldu. Vay valide hanımdaki memnuniyet. Gördünüz mü Lala'yı? Tam adam. Çocuğa huysuz diyorlar. Çocuk bakmayı bilmiyoruz deseler daha iyi değil mi? Diyerek sahirlerini çekiştiriyordu geceleri dehşetli rüyalardan bıkmış olup uyanan zavallı yavrucak nevroz illet methuşesine duçar olmuştu. Daha sonraları bu hallerin tekrarıyla zuhur etti. Meraklı valide İstanbul'da hekim ve hoca bırakmamıştı. Hekimler çocuğu korkutmayınız tavsiyesini ettikçe hanımefendi Allah Allah bu hekimlerde ne acayip insanlar güya bilgiçlik taslayacaklar. Çocuğu kim korkutacak ne hadlerine diye tabipleri istihza ediyordu. Diğer taraftan hocaların kimi nazar kimi de uğrama diyorlardı. Hanımefendi nazardan oldu. Sözünü kabul ederek mütekit beyi hocanın tertibi üzere tedaviye acele etti. Hocanın nefesi de tesirsiz değilmiş. Çocukta iyilik görüldü. Günden güne şifaya boldu. Artık çocuk iyi oldu ya. Ara sıra da selamlığa göndermeli. Çocuk hava alsın. Zevkiyar kalfanın tertibi böyleydi. Hanımefendi. Aman kız. 11'den evvel çocuğu içeriye al. İhtarında bulundukça kalfa. Merak etmeyiniz. Ben de beraber gideceğim. 11 değil aa ezana kadar kalsak bir şeycik olmaz. Küçük beyin üzerindeki muskalar nazardan da her şeyden de muhafaza eder diye hanımını temin ediyor. Lala çal çene bir adam olup küçük beyi eğlendirmek maksadıyla durmaz söyler. Sözlerinin çoğunu da Zevkiar Kalfa'nın Ahvali Hasenesi'nin tadadına birer birer söylerlerdi. Müteakkit beyin tutturmasını ne neyle menetsinler? Sağ olsun mağaracık. Cinler ve periler yatağa. Oraya gidince zavallı haşarı çocuk susup uslanıyor. Elbet cinler ve periler masalı bu defa gül yabaniler ve ifritler hikayesine tebdil etti ha? Unutmuştuk. A biraz okumakta bilir. Elif el Leyl ve Elif el Nehar'da ne kadar hikaye varsa nakil ediyor. Bunların korkunç ciheti mütekit beyi ıskat için aşk ile maşuk kısmı da zevkiya kalfayı yola getirmek için söyleniyor. Mütekit Bey mektebe başladığı gün tabi dadı kalfa azad olur. Sünnet olduğu zaman ise çıraklığını talep eder. Hazır olda lala var. Konağın kölesi. Her ikisi de kabil değil mütekit beyden ayrılamazlar iyisi mi izdivac ederek mütekit beyi ilelebet bırakmamış olurlar. Ama diyeceksiniz ki zevkiye kalfa çıraklık istemesin de beyinden de ayrılmasın. Canım insanlık bu. Belki bir gün hanımı öfkelenir de zevkiyarı haneden tart ederse sonra ne yapsın? Satarsa demeden de tart ederse dedik. Öyle ya hiç mütekit beye emeği geçen bir cariye satılır mı? Bunu zevkiyar arzu etse bile hanımı kabul edemez. İşte zevkiyar kalfa ağa ile hem bez sohbet ola ola bu gibi tefekküratta bulunuyordu. İnsafsız kız. Hanımının Allah'tan korkarak kendisini satmayacağına hükmediyordu da mütekit beyin müthiş hikayeler nakliyle hastalanacağını akıl etmiyordu. Biraz zaman sonra zavallı çocuğun hastalığı nüks ederek derdine çare bulunmadı. Artık hastalık müzmin haline girmişti. O esnada komşunun çocuğu çiçek hastalığından esir feraş olmuştu. Zelali Efendi bunu haber alır almaz haremine ''Hanım, sakın hekimlerin dediği gibi komşudan kaçma. Bilakis oraya gidip suali hatır ediniz.'' Demiş haremi de ''Aa ilahi bir efendi, ben hiç öyle densizlikte bulunur muyum? Hem yılı olmayınca çıkarmaz ki.'' Çocuğu yanına bile koysan bir şeycik olmaz diye mukabele etmişti. Beyefendi memuriyetine gelince hanım ve hanfendi de komşuya gitmeye kıyam eğildi. Mütekit ben de gideceğim diye tutturdu. Çocuğu üzmek olmaz götürmeli. Fakat öteden feraset kalfa atılıp Aman hanımcığım küçük beyi götürmeyiniz. Ben küçük iken bizim memlekette beni komşuya götürmüşler de yüzüm böyle delik deşeye dönmüş sözleriyle mütekit beyi alıkoymak istemiş de hanımefendi yılı ise varsın çıkarsın cevabını vererek ağlamakta olan şımarık çocuğunu alıp komşuya gitti. Zelali beyefendinin eski kafada olduğunu anlatmıştık ya mahdumunu aşılattırmamıştı. İşte aşısız çocuk komşudan gelir gelmez durgun ve neşesiz bir halde bulunuyordu. Bunu hasta çocuğu görüp meraklanmasına hamle ettiler. Birkaç gün sonra zavallı mütekit bey ateşler içinde yanarak çiçek illeti müthişesine müptela olmuştu. O vakit ebeveyn çeşitli tabipler celbine mecbur oldular. Çocuğun hayatı hayatı kurtulduysa da tabiri avamca yedi veren çiçeğiymiş. Maazallah mütekitin güzel çehresi kalbura dönmüş gözleri şehla olmuştu. Feraset kalfa ben size çocuğun berbat olacağını söylememiş miydim? Diye hanımını uyarmış. Hanıfe, hanımefendi kızmayıp feraset hakkım var. Ne yaparsın? Kader böyleymiş. Fakat ahdim emanım olsun. Allah bana başka bir evlat verirse seni dada yapacağım. Hem de çocuğuma hiç karışmayıp sana teslim edeceğim. Diye iltifat eyledi. Feraset de hanımını anlayarak hayır dualar eyledi. Zelali beyefendi. Kız değil ya varsın oğlum çirkin olsun diye müteselli olarak evladının sağ kaldığını hamd ve senalar eğiliyordu. Çiçek bahanesiyle tabipler çocuğu tedavi ederken nazara dikkatlerine çarpan espazmoz illetinin savuşması cihetine de sarfı mesai eylemişlerdi. Tedavinin birçok zamanlar devamı mütekiti illeti meskureden kurtarabilmişse de nevroz denilen marazın tahakkümünden halas edememişti. Zavallı mütekit çirkin ve asebi olarak büyüyordu. Bir sene sonra Hanife Hanfendi bir kız çocuğu dünyaya getirerek fevziye tesmiye olundu. Loosa yeminini hatırlayarak kızını feraset kalfanın yet ferasetine tevdi eyledi. Feraset kalfa hakikaten fitri olarak sahibi zeka ve feraset idi. Konak içinde ahlak memduhası Virdi Zeban olmuştu. Nasılsa mütemet beyin dadısı hem de baş kalfa bulunan zevkiyar ile geçinemezdi. Sebebi malum. Birinin Ali fikre diğerinin ahval mezmumeye malik olmasıdır. Mesela baş kalfa en ufak bir hiddeti uğruna kabarsız bir cariye kırbacı kaldırdıkça feraset hanfendiye koşarak merhametini celp ve tahrik eder. Mazlumu kurtarırdı. Mütekit beyin gizli gizli hırpalandığını görse kalfa niçin ediyorsun günah değil mi? Hanımefendi duyarsa ne cevap vereceksin diye Zevkiyarı mütensah etmek isterdi. Başkalfa Ali Cenab-ı Feraseti etmeye çalışmışsa da muvaffak olamamıştı. Hanımefendi Zevkiyara itibar vermişse de sevmezdi. Zevkiyar bet huydur. Ne yaparsın ki elinden iş geliyor. Daireyi çevirmek için biraz sertlik lazımdır derdi. Ferasetten bahsolundukça feraset en ziyade sevdiğim bir cariyedir sadık olduğu kadar da akıllıdır diye yüz verirdi. Bundan Naşi Kalfa'nın çalışma ve gayreti semeresiz kalıp feraset fevziyeye dadı olarak ikinci kalfalığı ihraz etmişti. Akıllı ve hamiyetli ferasetin yedi sadık hanesine teslim edilen fevziye mütekit bey gibi büyümeyip aguş maderde perverde. Anne kucağında olan çocuklar gibi büyümüştü. Güzelliği daha kundaktayken belli olan Fevziye Hanım'ın derhal aşılanması feraset tarafından ihtar edilince Zelali Beyefendi düşünmeye vardı. Başkalfa kendi büyüttüğü çocuğun çirkin kalmasını bir türlü tecviz edemeyip Zelali Beyefendi'nin huzurunda laf perdazla kalkıştı. Hem eski hem de başkalfa olması sair cariyelerde olmayan imtiyaza onu nail etmişti. Nihayet peder kızının aşılandırılmasına razı olmadı. Valide bir sene evvel mütekidin duçar olduğu felakete teemmül ederek kızını aşılatmak için taasubunu terk etmişse de zevkiyarın şerrinden zevcine meram anlatamadı. Buna çare yine feraset buldu. Komşu konakta hekim gelip çocuklara aşılayacağını haber alınca hanımefendiyle müzakere etti. Sonra hafiyen Fevziye hanımı alıp komşuya gitti Fevziye'yi aşılattı. Hanımla halayık arasında kalan bu sır 6 ay kadar kimse haberdar olmadı. Hatta daye bile çocuğun aşısını görmedi. Zaten çamaşırını dadıdan başkası değiştirmezdi. Zaman geçiyor. Çocuklar da büyüyordu. Mütekidi sünnet ettikleri gün Fevziye'yi de mektebe başlattılar. Zevkiya kalfa mükafaten çıraklık müjdesine nail oldu. Feraset kalfa da azat edildi. Lala'ya da tabiye bir mükafat lazım değil mi ya? Sual edildik de ben efendilerimden ölünceye kadar ayrılmak istemem. Bana kalfalardan birini versinler sayelerinde geçinip gideriz demişti. Elde çırak edilecek zevkiya kalfa var. Bu izdivaç hanımefendi tarafından tensip edilecek beyefendinin de müsaadesi istihsal olundu. Bu işte asıl manevra çeviren Memnune Hanım idi. Zevkiyar kalfadan öteden beri nail ola geldiği hediyeler her ikisinin arasında bir dostluk peyda etmiş ve sonradan hanımefendinin gönlünü ettiği için onlara da kılavuzluk alması rabıtalarını tekit eylemiş idi. Biraz da Memnune Hanım'ın kim olduğunu anlatalım. Yanlış soruludan, geçmişi meçhul olan Memnune Hanım'ın konağa geleli öğrendiğimiz ahvali hususiyesini beyan edelim. Herkesin bir günah söylediği malumatın hiçbiri diğerine muafık değildir. Konağa hizmetçi namıyla dahil olması için Memnune'ye delalet ve kefalet eden hanım, Zavallı Memnune Hanım, kul halayı kullanmış, umur görmüş bir hanımdır. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kader onu böyle etti. Darı dünyada bir oğlundan başka kimsesi yoktur. O da mektepte. Haftada bir gece gelecektir. Allah beyimize ömürler versin. Daire büyük selamlıkta yatı verir. Tavsiyesiyle Memnune Hanım'ı kabulü Hanfendi mecbur etmişti. Memnune Hanım'da görülen işgüzarlık hanımefendinin hoşuna giderek kilerci tayin edilmiş idi. Memnune cinfikeli bir kadın imiş ki az zamanda baş da damarına girip emniyetini kazandı. Daha sonraları zevkiyarın ardı arası kesilmeyen met ve sitahişleri sayesinde hanfendinin indinde de itibar bulup üstünden hizmetçilik namı kalktı. Kilercilikten de muaf oldu. O halde memnune neci oldu, neci olacak. İsmi Memnune Hanım diye çağrılarak ekser zengin hanelerinde mevcut ve zararlarından başka bir şeyleri görülmeyip hüsnü hizmetleri yok olan dalkavuklar selekine dahil oldu. Hakçası düşünülürse Memnune Hanım'ın layıkı da bu idi. Genç dinç ve her hizmetten behredar ise de tembelliği hasebiyle oturmayı sever gevezeli cihetiyle daima laf perdazlık eder bir kadındı. Tabayen pek gülünç sözler söyleyen ve hoş kelam idi. Bunlara katılan hile ve desise karlı zevkiyar kalfanın da hanımefendinin de teveccüh ve muhabbetine tamamıyla celp ettirdi. Mütekit ilk önce dadasının icbarı, Sonra da kendi hava huşu evde de Memnune Hanım'ı odasından çıkarmaz oldu. Bey, peder oğlunun odasına girdikçe mütekidin. Bey baba, ben Memnune Hanım'ı çok seviyorum. Beni eğlendiriyor demesi Zelali Beyefendinin nazara tevcihini celp edip Memnune'ye iltifat bazen ihsan ederek gönlünü hoş ediyordu. Memnune gizli hileciydi. Nail olduğu iltifatı suistimal etmeyip konak içinde herkese dost görünüyordu. Mesela hanımefendinin yanındayken zevkiyar ferasetin serkeşliğinden şikayet ettikçe yaranmak maksadıyla baş her sözünü tasdik ediyordu. Ferasetin tezaleminde zevkiyarın sertliğinden ve kalp kırmasından bahsediyordu. Bir gün hanımefendi yalnız memnune ile kalınca Kuzu Memnune Hanım Bunların hangisi haklı? Diye sormuştu. Hilekar kadın şu cevabı verdi. Vallahi ey hanımcığım. Doğrusunu istersen zevkiyar kalfa haksızdır. Ne yaparsın ki şehrinden korkarım. Aman ayağınızı öpeyim sakın söylemeyiniz. Hafen hiç lakırdı saklayabilir mi? Hatta eskiden kızının hayatına ait olan aşı meselesini bile ancak 6 ay kadar saklayabilmişti. Zavallı feraset. Az kaldı pazara gidecekti bir ket versin kendisi de şerik töhmet idi. Bahusuz boş boğazlığı sebeple sadık ferasetin satılmasını hamiyetine sığdıramayıp muvakkaten komşulardan birinin hanesine göndermiş bir ay sonra da beyefendinin gönlünü edip tekrar getirtmişti. İşte boş boğazlı darbı mesel olmaya şayan olan hanfendi feraseti görünce ''Aa kız senin hakkın varmış bunu memnuni hanım da tasdik ediyor.'' dedi. Feraset de memnuniyi sevmezse de hayır hava heleğini haber aldığı günden sonra hatrına riayet eder oldu. Gelelim Zevkiyar'a. Hanımının Zevkiyar kabahat sendedir. Memnuni hanım bile ferasete hak veriyor. Demesi üzerine hemen solu Memnuni'nin yanında aldı. Fakat memnuneden Aaa ilahi kalfa dostumdan şüphe mi ediyorsun? Ben ara sıra senin aleyhinde bulunmazsam hanımefendinin emniyetini kazanamam. Sonra Lala ağayı ne yaparız? Ben sana vaat ettim. Elbet hanımefendinin gönlünü edeceğim. Fakat evvela hanımefendinin nazarında iyi tanınmalıyım ki elimden iş çıksın. Küçük beyin sünnetliğine de şunda ne kaldı? Birkaç sene. Cevabını alınca Memnune Hanım'ın aklına hayran kalarak müsterih oldu. İşte ahvali hususiyesini bir dereceye kadar tanıttırmış olduğumuz Memnune Hanım hane içinde sever. Na herkesin hayli havaiydi. Zevkiyar müteykidin sünnetinden sonra Lala A ile izdivaç ederek maili maksat olmuşsa da iki sene sonra A'yı ebediyen kaybetmek felaketine duçar olmuştu. Cin ve perilerden bas ede ede adeta kendisi de kanmış olan zavallı ağa izdivacından iki ay sonra bir merak illetine giriftar oldu. Devası bulunmadı. 22 ay devam eden müddet hayatı beraber sekil hükmünü almıştı. Hasta ile uğraşan zevkiyarın hali ise ağır bir işkence suretindeydi. Fakat iki senenin hitamında ağa alemi ahirete intikal etmiş Zevkiye Hanım da yeni izdivaçta böyle tesmi olunmuştu. Konağa avdet eylemiştir. Ağanın memleketinde iki oğluyla bir kızı varmış ki pederlerinin vefatını işitir işitmez en büyükleri olan 25 yaşındaki Beşir Nam Kabadayı çıka geldi. Pek genç fakat ziverba olduğu kalbinden kıyafetinden belli olan Beşir ile uğraşmak kendini bilenlerin harcı değildi. Zevkiya bunca zamandır biriktirdiği parayla Aksaray'da mükemmelce bir hane satın almıştı. Onun da senedi tamamen merhum ağanın üstüne çıkmasın mı? Bundan başka Beşir dayı evin eşyasını ve elinde avucunda ne varsa. Be kadın gam çekme sen benim anamsın hammallık eder de seni beslerim diye kandırarak yedi gaspına geçirmişti. Zevkiya kocasından ziyade evine ve malına acıyarak efendilerine iltica eyledi. Elinden gelen ise bol bol beddua etmekten ibaretti. Zevkiya gideli konak asuda bir halde bulunuyordu. Feraset başkalfa olmuş. Memnune hanımın da itibarı artmıştı. Öyle ya hiç feraset iyilik unutur mu? Vaktiyle kendisini el nizam eden bir kadın aşağı mertebede olan dal kavuklara mukayese olabilir mi? Zevkar avdet edince memnune evvela fena halde korkmuş ise de renk vermedi. Mütekit beyi tamamıyla yedi tahakkukmine alan memnunenin zevkarın tekrar mütekit beye nezaret etmesinden korkmaya hakkı vardı. Zevkarın ahlakı fena ise de cin fikirli değildi şitabet memnuneye mahsustur. Nasıl ki şitabeti sayesinde zevkiyarı mütekit beye çekiştire çekiştire dadıyı gözden düşürerek iktidar sabıkını iktisaba meydan vermedi. Dadık kalfa da bir köşede oturmaya mecbur oldu. Senelerin ceryanı çocukların sinlerini, yaşlarını ilerletmişti. Mütekit 20, Fevziye de 15 yaşına kademin hade olduğu zaman peder ve mader mürvet görmek arzusuna düşmüşlerdi. Maksatları çifte gelin yapmaktı. Bunun için bir taraftan kız aramakta, diğer taraftan Fevziye'yi cihaz hazırlamaktaydılar. Çefay'da ki mütekit beye kız veren bulunmadı. Bir çare delikanlının çirkinliğinden sarf nazar cinler ve perilerin sokaklarda gezindiğine, gece cadı karısının karanlık mahallelerde dolaştığına dair ne kadar düşüncesiz ve tedbirsiz cümlesine inanacak bir terbiye alması yaygın haber olduğundan başka dürüst topluluklar yazmaya gayre müktedir olmak derecelerinde cahil bulunması kız pederlerini düşündürmekteydi. 500 lira ağırlık ve 200 liralık yüz görümlülükleri vesaire el öpmelikler vadiyle nasılsa kibar düşkünü bir efendiyi kızını vermeye ikna ettiler. Bunun üzerine 150 lira kıymetinde bir yüzlük satın alınarak nişan takıldı. Kızın efradı ailesi Fevziye'nin çekici tavırlı olduğu nezaket ve letafete kapılarak biraderinin de ona benzeyeceğine şüphe bile etmediler. Hatta baş dal kavuk memnune hanımdan. Maşallah küçük hanım ne kadar güzel. Biraderi de kendisine benziyor mu diye sorulduğu zaman. Tıpkı benzer ama benim beyim daha hatırşinas daha sevimlidir. Cevabını alarak emin olmuşlardı. Evet mütekit Fevziye'ye benzerdi. Lakin bunların biri henüz açılmakta olan bir goncay renkdar olup rayasından insan mütezelzel olur idi. Diğeri ise rutubet ve çamurlar içinde büyüme ve gelişme bulmuş ve her tarafı kurtların tahacümünde yıpranmış bir eski gül hal idi. Manzarasından gözler ürker idi. Nişandan biraz sonra şeker bayramı geldi. Bayram ağız tadı yerine felaket zakkumları getirdi. Arefe günü güveyi tarafından gönderilen şeker tepsisiyle elbiselik vesaire hediyeler gelin tarafından pek beğenilmişti. Bayram günü mütekit beyim, müstakbelde kayınpedere olacak zatın elini öpmeye gönderdiler. Hanım kızın gizlice pencereden bakmakta olduğunda da unutmamalı. Bedbah çocuk sağlık selametle gelmez olaydı. Acaba oraya gitmeye kim cesaret vermiş idi? Her şeyden korkup ürken bey nasıl oldu da gidebildi? Bunda mütekiden hiç kabahati yoktur. Dalkavuk hanımların teşvikiyle hanımefe hanımefendi böyle tenseb etmiş. Akrabadan bir efendinin delaletiyle nişanlı bey kaim pederinin elini öpmeye gönderilmişti. Memnune felaketin vukuundan evvel işin neticesini tevhim edip hanımcım beyimize nazar diye gel göndermeyelim demişse de ekseriyat ara diğer dalkavuklar da kalınca sükut etmişti. ya da ah Allah'a şükürler olsun bugüne yetiştik. Beyime 41 buçuk maşallah dur yavrum cebine biraz çörek otu koyayım. Tü 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 nazar değmesin diye bedbah genci zan mehumanesiyle mağrur ediyordu. Eğer memnunenin tavsiyesine tevfik hareket edilseydi yani zifaf gününe kadar mütekit bey Mah cemalini nişanlısına göstermemiş olsaydı muhareben kendisini esir faraş eden felaket vuku bulmayacaktı. 2, bir aman ikinci günü kızın dadısı kalavuz kadının beraber nişan yüzüğünü vesaire hediyeleri hamilen Zelali Bey'in hanesine gelip kısmet değilmiş. Allah başka yerden hayırlı kısmetler versin. Cevap reddini tebliğ etti vay güveyi halkındaki hiddet. Nişanın bozulması üzerine mütekit bir çaresi de yatağa serildi. Dal kavuklar eyvahlar olsun. Beyimiz kıza alaka etti diyerek az kaldı. Hanife hanımefendinin aklını oynatacaklardı. Memnune hanım ara sıra gösterdiği yararlılıkları bu defa da gösterdi. Canım böyle söylemeyiniz. Küçük bey kızı görmedi ki alaka etsin. Tarifle insan sevilmez. Münasebetsiz sözler söyleyeceğimize beyimize başka bir kız bulalım. Diyerek müteketin derdine deva olacak çareyi meydan koydu. Yeniden görücü gitmeye başladılar. Kız çok. Ne fayda veren yok. Hanife hanımefendi hiddetinden ne yapacağını şaşırmış kalmıştı. Yine memnune hanım imdadına yetişti. Hanımcığım bir cariye alalım. Dedi Hanfendi de. Hakkım var memnune. Zamane kızlarıyla geçim olmaz. Şöyle ırz ehli bir hanıma elinde terbiye olmuş bir cariye bulsak diye baş dal kavuk hanımın fikrini tensip eyledi. Aradılar taradılar. Nihayet sulu kulede Hoca Pembe hanımın evlatlığı saf din Nam cariyeye münasip gördüler. Hoca Pembe hanım haftada iki ders açar fakirce bir ihtiyareydi. Çoluğu çocuğu olmadığı için saf dil evladı makamındaydı. Bu cihetle satmak istemedi. Hoca hanımın dersine müdavim olup saf dili sağlık veren hanım araya girerek ''Aa hocacığım nasıl olsa kızı gelin edecek değil misin? Bunlardan iki ay edecekler. Alacağın paranın yarısını kızı cihaz yaparsın. Yarısını da çoktan arzu çekiyorsun hacca gidersin.'' diyerek ihtiyareyi razı etti. O esnada fevziyi isteyenler var idi. İçlerinden Cedid Bey pek akıllı ve dirayetli bir zat olup dünyada yalnız bir hemşiresi var idi. O da evli barklı olduğundan mani ad edilmedi. Yalnız damat beyin Fransızca bilip bilmediği sual olundu. Görümce Müceddet Hanım madem ki kaim peder biraderimin Fransızca bilmesini istiyor ben de ket ediveririm. Kız pek hoşuma gitti. Familyası da temiz. Her zaman böylesine tesadüf olunmaz. Diyerek biraderini Fransızca bildiğini inkar etti. Bir perşembe ebeveynin arzusu ve veç ile iki kız da köşeyi zifafa oturtuldu. Gelinlerin ikisi de güzel. Şu kadar fark var ki saf dilin saffet kalbi gözlerinden ayağın oluyor. Bir tavır mütevakkelane, güzel çehresine meleklere mahsus bir letafet vermiş. Fevziye öyle değil. Küçüklüğünden beri aldığı terbiye cahilaneye muhalif olarak gözlerinden nur zekâ saçılıyor. İzdiham arasında nazar dikkatini celp eden hanımlara ve bazısının zinet fevkaladesine tecessüzle bakıveren oluyor. Bazen de mucib tacibi olan hususattan naşi ağzı yarım aralık kalıyor. Bu güzel dudaklar arasında iki sıra muntazam dişlerin görünüşü cemalinin şaşasını arttırıyor. O gün herkes gelinleri beğendi. Mütasip hanımlar saf dilin edibane tavrını, zamane hanımları da Fevziye'nin neşeli çehresini tercih ediyorlardı. Dadı kalfaları hiç sormayınız. Zevkiya Hanım tekrar kocaya varmış olduğundan kendini yeşil kadife elbiseden başka kendine gençlik süsü vermeye çalışıyor. Düzgünler rastlıklar zavallı kadının ne güzellenmesine ne de yüzündeki buruşuklukların azalmasına yardım ediyor. Nefret eden çehresini korkunç eden kahkahalar mesruriyetini ilan ediyordu. Feraset her işi gibi tezinatını da ferasetle icra etmişti koyu fes rengi atlastan sade dikilmiş elbisesi esmer levnini açmamışsa da kendisinde mevcut olan kamilliği bir kat daha arttırmıştı. Siması da tamamıyla tezinat saniyeden arı bulunuyordu. Ferasete kalsa yedi elbisesinin rengini de başka olarak intihap edecekti. Lakin o zaman büyüttüğü hanım, kızın saadetine ilan, sevinç etmiş sayılmayacaktı. Büyüttükleri çocuklar gelin yahut güveyi olduğu gün dadıların al ve yeşil renklerden intisa etmeleri akdemce bir kaide umumiye gibi idi. Bu kaidenin hilafında hareket eden dadılar varsa da onlar efendizadelerinin büyüyüp yetiştiğine memnun olmuyorlar diye sıkıntı olurlardı. Aman biraz da gönüllerden bahsedelim. Koltukta Cedit Bey'i beğenmeyen bulunmadı. Yalnız hüsnünü değil tavır ve nezaketi de beğenildi. Yakışıklı, iri yapılı ve dal gibi bir yiğit itlakına seza olan Cedid Bey'in hakikaten hüsnü gibi her bir halini şayan takdirdi. Sultaniye Mektebi'nden şahadetname çıktıktan sonra 3 sene Avrupa'da tahsil görmüş vaktini zevk ve sefahetle geçirmeyip orada bulunduğu müddetçe bir hak istifade etmiş ayetli bir zat idi. Tam Zelali Bey'e münasip bir damat değil mi? Zelali Bey'e münasip olmadığını itiraf ediyorsak da Fevziye Hanım'a layık bir zevç olduğunu ileride anlatacağız. Gelelim bir çare mütekit. Bey'in müşkülatla koltuğa girebildi. Bacıların ve dadıların Allah'ını seven maşallah desin avazelerine tabi yüzlerce maşallah sadası mukabele etmişse de birçok vakı veren hanımlar maşallah dedikten sonra yavaşça güveyinin çirkinliğine nazar değmesin sözleriyle yakınında bulunanlara güldürmüşlerdi. Velhasıl düğün dernek olup bitti. Gelinler güveyler de birbirlerini beğendiler. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin deyip te geçmeyelim. Biraz da gelinleri ve güveylerin ahvalinden bahsedelim. Cedit Bey, Fevziye Hanım'ın ahlakında bazı kusurlar bulmuşsa da henüz 15 yaşında olduğunu nazara mütalaya alıp tatlılıkla tahsih noksane cehd ve akdem eğiliyordu. Fevziye de zevcine ferdi muhabbeti sebebiyle iki gözüm bu hal fenadır. Bundan sonra vazgeçmeni rica ederim tembihatını işittikçe hüsnü kabul edip bu yolda büyüyen çocukların hemen kasem gelişinde mevcut olan şımarıklıklarını tedricen terke başladı. Yalnız tehsip ahlakla da kalmadı. Kendisini okuyup yazmaya teşvik eden Zevcin'in ilim ve dirayetinden de gizlice istifade ediyordu. Mütekit Bey'e gelince, saf dili sevmekte ise de her şeyi mahdut olan zavallı delikanlı Zevcesini cezbedecek kelimat Delferi Bani'yi ifade eden de aciz bulunuyordu. Bir kat versin saf dil iyi ve Ali Cenab çıktı. Valideliğinin hanesinde görmediklerini zevcinin sayesinde gördüğü için hane şükür güzarlıkla memnun kalıyor. Mütekit Bey'i de minnettarlıkla seviyordu. Kain validesine karşı ise asla itaatte kusur etmiyordu. Arkası yarım.